Bazı 1000 lira ve 1500 liraya oynuyoruz. Yani 1000 lira içe iç saha, 1500 lira dış sahada. Ben bazı maçlarda dış sahada yani dış sahada 750 lira. Beraber. Bazı maçlar için. Ben öyle baktım hayatım boyunca. Futbolcuyken de öyle baktım. Antrenörken de, teknik adam olarak da öyle bakıyorum. Prim bir jesttir. Jestin azı, çoğu pazarlığı olmaz. Kulüp de kendi imkanları ölçüsünde verebileceği, ödeyebileceği zamanında, araya başka bir maç girmeden ödeyebileceği, kendisi için imkanlarını zorlayarak çıkardığı tablo bu. Buna da saygı göstermek ve bunu benimsemek lazım. Futbolcuların da bizler de çok saygıyla karşılıyoruz. Bir maç oynanmadan, başka bir maç oynanmadan ödenecek olması bence çok daha önemli. Yoksa primi yazarsınız 10 lira, 100 lira, 500 lira falan. Ben en son 6 ay kulübünde çalıştığımda ilk yarı bittiğinde ilk yarı... Hocam söyledi ama öncelikle seyirci konusunda ve diğer konularda birkaç kelime etmek istiyorum. Yönetim olarak aldığımız 3 puandan memnunuz. En önemlisi maça canlı yayın olmasına rağmen gelen seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı 3000'e yakın taraftar izledi. Siz de oradaydınız. Biletini alıp, kombinesini alıp gelen seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Ufak tefek girişle ilgili, stada girişle ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama şunu bilmelerini isteriz ki bir her maç öncesi eş güdüm toplantısı yapılıyor ve bu eş güdüm toplantısında alınan kararlar uygulanıyor. Bu konuda kulübün bir sözü var ama eş güdüm toplantısı 6-7 kişiyle yapılıyor. Temsilcinin, gözlemcinin ve emniyetin istekleri çok ön plandadır. Bu nedenle biz elimizden geldiği kadar seyircimizi rahat ettirecek şekle sokmaya çalışıyoruz ama tabii memnun etmek bazen mümkün olmuyor. Seyirci geç aldığımız konusunda eleştiriler oldu. Seyirciyi alabilmek için şunu bilmelerini isterim her maç için. İki tane öngörü var. Bir tanesi ambulansın seyirci alınırken orada olması, ikincisi itfaiyenin orada olması. Bu ikisi olmadan biz seyirciyi hiçbir şekilde alamayız. Bir de emniyet teşkilatının görev alması. Şu, emniyet maça bir saat önce görev alıyor. Hangi maç olursa olsun. Bir saat önceden görev alıyor. Biz de bir saat önceden alabiliriz fakat her zaman ambulansla itfaiyeyi orada bulunduramayabiliriz mesela. Onun için de ceza yiyoruz. Bunu öngörmek için 15 dakika yani 45 dakika kala almaya başladık. Şimdi nasıl alacaksınız falan dedi ama ben sahaya takımlar çıktıktan sonra eski kapalıdan dışarıdan dolaşarak yeni tribüne geçtim. Ne bilet alan bir tane seyircimiz kalmıştı, ne kapıda girmeye çalışan bir tane seyircimiz kalmıştı. 45 dakikada bunu yaptık. Biraz kamburası şeye... Herkes diken üstündeydi bir hafta evvel. Herkesin hoş görmediği, hepimizin sıkıntı duyduğu olaylar yaşadık seyircimizle ilgili. Çok şükür onlar da bir belli bir noktaya getirdiler. Biliyorsunuz hafta içinde kendileriyle de ilgili bir toplantı yapıldı. Bu şeye geldi, sizin aracınız yine gündeme geldi, çıktı basında ama ben bir daha üstüne basarak söylemek istiyorum. O toplantıda birkaç karar alındı. Bunları isim olarak da vereyim size. Şimdi kendilerinin bize önerdiği ve bizim tarafımızda kabul gören bir isim listesi var. Taraftar grubunu temsil edecek. Bunları buradan deklare edeyim. Çok önemli. Şimdi taraftar komitesi şu isimlerden oluştu. Bu isimlerde yine üstünü basa basa söylüyorum. Altında çok kalın çiziyorum. Bizim herhangi bir müdahalemiz olmamıştır. Onlar kendi aralarında yazdığı listedir. O listeyi de biz kabul ettik. Herhangi bizim müdahalemiz olmamıştır. Şimdi taraftar komitesi Abdurrahman Kaya. Veririm şeyde yazılı olarak. Türker Tekin, Özgür Tunç, Hakan Donk, Ali Tunç Ok,
Tayfun Gündoğan, Kahraman Erbay. Bu arkadaşlar taraftar komitesini oluşturdular ve stat'taki oluşumu sağlamaya çalışacaklar. Bir de çok önemli, geçen senelerde çok yaşandı, şikayet de aldık kendi arkadaşlarımızdan ve Bandırmalılardan. Şimdi geçen senelerde deplasmanlar için birkaç koldan dolaşılmış, işte deplasmana gitmek için paradır, mazottur, arabadır falan filan. Şimdi bunun için belirlenen isimler var. Onların dışında lütfen biz bu isimlere kulübün bağış makbuzunu da vereceğiz. Kulübün bağış makbuzunu keserek o parayı tahsil edecekler. Ki bilsin ki parayı veren insanlar, bu para kulübün kontrolünde bunlara gitti. Bunun dışında herhangi bir şekilde bağış makbuzu almaksızın kimse para vermesin. Kimse ama. Zaten mümkün olduğu kadar taraftarla sorumlu yönetim kurulu arkadaşlarımızdan bir tanesi mutlaka yanlarında gitmeye çalışacaklar işlerin müsaitliği durumunda. Ama kulübün resmi bağış makbuzu hep yanlarında olacak. Kim giderse gitsin. O paranın doğru olacağını, doğru olarak harcandığını bize gelmeyecek ama kontrol etmeye çalışacağız. Evet, bu isimleri vermek istiyorum. Mustafa Özkomano, evet. Ekrem Horoslu, Hakan Donk, Türker Tekin, Ali Tunçok, Tuncay Ünlü Er. Bu arkadaşlarımızın dışında kulübün hiçbir isme para toplama yetkisi vermemiştir. Deplasmanlar için, başka bir şey için. Kulüp eğer bir bağış istiyorsa bağış makbuzu yanlarında olacak bu arkadaşlarının. Hani herkes de olmayacak. Bir tane olacak zaten. O bağış makbuzuyla dolaşacaklar. Lütfen bu konuya herkes sizde böyle altına... Kulüp olarak bu arkadaşlara bir kimlik verdiniz mi? Bu kulübü temsil zaten bağış makbuzu resmi bir şeydir. Biz zaten gidecekleri yerlere arkadaşlarımıza, zaten birçoğu iş adamı ya da iş yapan insanlar, biz telefonla randevu almaya çalışacağız onlara. Mutlaka bilecekler bizim tarafımızdan onaylandığını ya da gönderildiğini. En azından paralarının hani başka bir şekilde harcandığı, çünkü hep şu şikayet geldi, para verildi ama işte şu kadar masraf var, bu kadar para toplandı falan. Bunların önüne geçmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Evet, bir şey söylemek istiyorum. 15 günde bir maç oluyor. Evet. Sahanın içerisindeki pislikleri temizleme noktasında, evet, eğer sonra orada beden terbiyesine yetersiz. Burada kulüp olarak veya belediyeyi devreye sokmak suretiyle bir katkıda bulunur musunuz? Şimdi kulübü biliyorsunuz şeyi, stadı biz kiralıyoruz. Bize temiz ve maç oynanabilecek standartta verme yükümlülüğü var. İl müdürlüğü ya da ilçe müdürlüğü. Evet. Şimdi burada tabii ki onların personel eksikliği var ama onlar da büfeyi alan kişiye temizliği yaptırma zorunluluğu geliyor. Böyle bir sistem var orada. Şimdi bu sistemi işletemiyorlar. Ya, bu bizim çok dışımızda. Biz müdahil olmaya çalışıyoruz ama şimdi sağ olsun belediyemiz itfaiye yolluyor yıkama konusunda. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi orada inşaat var. Yıkıyorsunuz, oradaki toz daha çok üstüne. Bu hafta gördük, çamur hale gelmişti. Yani yıkandı ama bu sefer daha problem oldu. Bir de zaten o yıkamanın hiç faydası yok. Bence kova elde, hani fırçayla yıkanması lazım. Hani kabadan da yapsanız onu, bir sefer yaparsanız. Çözmeye çalışıyoruz. Yani karşı tarafa geldiniz, gördünüz bilmiyorum. Bu tarafı da gördüm. Ben karşı taraf falan çok kötüydü. Ya bu konuda da hakikaten gelen seyircimize özür diliyorum ben. Unuttum onu. İyi ki hatırlattınız. Yani Can Bey, çok kötü bir oturma sistemi verdik. Siz bu temizliği yapıp da